Kur'an'ın tarif ettiği tanımdan öteye akıl almaz biçimde deformasyona götürdüklerini görüyoruz. Öyle ki Horasan Erlen'in başı diye bilinen Ahmet Yesevi'nin, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Ahmet Yesevi denilen adamın 63 yaşında yaşını geçtiği halde ölmemesi sebebiyle kendisinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 63 yaşında vefat etmiş, yeryüzünde durmamış, yerin dibine gitmiş, yani gömülmüş, ölünce insan defnediliyor. Ben nasıl olur, onun ümmetinden olurum da yeryüzünde yaşarım diye düşünmüş takvasından, parantez aç, içinde nida var. Ondan sonra kendine bir kuyu, bir in kazmış ve 63 yaşından sonraki günlerini, bize gelen bilgilere bakarsak, o inde geçirmiş. Yani yerin altında, tıpkı peygamberin de kabirde geçirdiği gibi. Kabirde sağ geçirmedi, onun cesedi toprağa gömüldü, normaldi bu. Çünkü herkes defnedildiğinde toprağa gömülüyor. Ve bunları din edinmenin sonucu görüyoruz. Yani sürekli olarak Horasan Anadolu'ya, Anadolu'yu tavattun eden, vatan edinen Türklere evliya gönderiyor, takviye, evliya güçler. Veli, ayak yalın, baş kabak insanları sürekli sevk ediyor. Efendim, dazlaklara benzer, bugün Alman'daki dazlaklara benzer cavlaklar var, meşhur. Ayak yalın, baş kabak, başları usturaya vurulur, onun için cavlaklar diyorlar. Ben size kitap listesinde Kemal Tahir'in yazarı olduğu Devlet Ana isimli iki ciltlik bir kitabı da tavsiye ettim. Mutlaka okuyun, çünkü Osmanlı Devleti'nden önce Selçuklu otoritesinin sarsılmasını takiben Anadolu'dan mevcut veya boşalan siyasi otorite günlerinde hasıl olan beylikler, Germiyan Beyliği, Osmanoğlu Beyliği, bundan Turgadıroğlu Beyliği, Saruhan Beyliği, Karahan Beyliği, iki avuç arazi, üstünde üç ahali, bilmem ne beyliği. O dönemde Anadolu'nun siyasi ve içtimai ve iktisadi ve itikadi ve ilahiri yapısını çok mükemmel belgesel niteliğinde güzel bir anlatımla anlatan çok güzel bir yapıt, bir eser. O Devlet Ana isimli kitabı Kemal Tahir'in. Gerçekten çok mükemmel, o devirle ilgili mükemmel bilgiler veren bir kitap. Çok enteresandır. Yani bu cevlaklar, namaz yok, niyaz yok, bilmem ne ama dedim mi gümbür gümbür herifler. Afyon içiyorlar filan. Bir sürü bozuklukların İslam aleminde yaygınlaştığı dönemlerin mahsullerinden bir mahsul. Acı eriklerinden bir erik de bunlar çarlaklar. İran'da Alamut Kalesi'ni zapt etmiş, bir onlara sıkıntı veren Hasan Sabbah'ın başında bulunduğu haşhaşiyum, haşhaşçılar, yani afyon çekiyorlar, ölürler. Ve bütün yani ana özellikleri bu.